Arkadaşlar, şimdi önümüz kış. Bir, kümes konusunda nelere dikkat etmeliyiz? İki, beslenme konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi arkadaşlar, güvercin bakıyorsak rutubet, nem insanın da hayvanın da düşmanıdır. Bir, bodrum katları, iç, iki, ağaç dipleri güneş almayan. Üç, tabanı yer seviyesinin altında olan kümes. Dört, duvarlarından nem yapan veya yağmur çatısından alan, rutubetli olan kümesler. 5. Eski karataş evlerin içerisinde duvardan nemli olan kümesler. Bunlarda kuş bakmak zordur. Çünkü kurumayan dışkı bakteri üretir. Hani diyoruz ya, adamın kümeste bir metre bok var ama hastalık yok. İşte bütün mesele budur. Dışkı kurumuyorsa o kümeste salgın olur. Salgın olduğu zaman bir gelir, iki gelir, üçüncüye de kırar geçirir. İlaç da fayda etmez. İkincisi, kışın kümes şartlarına göre, benim kümesimin komplesi ahşaptır. Rutubet nem olayı olmaz. Havalandırması da iyidir. Diyelim ki kümesinizin altı beton. Size tavsiyem şu: ayran şeklinde kireci alın, açın. Badananızı tabana yapın. Üzerine kalın talaş serin. Üzerine ızgara veya daha iyisi inşaat paleti koyun. Hem kuşun ayağını betondan 10 santim yukarı kesmiş olursunuz, hem de hayvanlar dışkılarını yaptığı zaman talaşa düşer. O kılçıklı talaş onu hızlı kurutur ve tozu da uçurtmaz. Bu sefer hem hayvanın ayağını hem dışkısını kurutmuş olursun, hem tozdan da istifade edersin. Yani 6 ay boyunca o kümesi temizlemesen dahi talaşın üzerine birikeceği için pislik, yazın o paletleri alın, dışarı çıkarın, kuşları salın. Sonra talaşı süpürün, alın. Badana tertemizdir. Yapmış olduğunuz kireçli badana tertemizdir. Paletlerinizi temizleyin, tekrar talaş serin, tekrar koyun. 6 ayda bir temizlik yaparsınız. Yani çift haneleriniz yoksa, anlatmak istediğim buydu. Bir başkası, kışın kümesin her tarafı sarılmalı. Hava almayacak şekilde. Benim kümeslerim montalama. Aa, bak buradaki kalın köpüğü görebilirsiniz. Burayı da görebilirsiniz. Burayı da görebilirsiniz. Bak bu 10 santimdir bu köpük. Burada tavan araları 10 santimdir köpük. Bu da benim karabaşımdır. Böyle vur kafasına oyna, vur kafasına oyna. Derle, derle hamız. Şimdi arkadaşlar, montalamamızı yaptık. Kümesin her tarafını kapatın, ışık alsın. Yani cam olsun, ışık alsın. Hava sirkülasyonunu kapının altından kışın diyorum. Yumrukada bir delik. Kapının üstten 1,5 metre baca. Neden? Çünkü kapının önünde tünek yoktur. Yuvalık yoktur. Kapının altından giren hava kapıyı yalayarak bacaya yöneleceği için, yani evdeki sobayı düşünün, sobayı yaktınız. Nasıl ki yukarıdan baca çekiyorsa emiş gücü var, pervane yok şeyde, sobada. Bacanın uzunluğu çektiği için kümeste yapacağınız bu sistem kapının altından giren havayı kapıyı yalayarak bacadan çıkacağı için içeride sirkülasyon yapacak. Dışkıyı hızlı kurutacak. Kanat vurduklarında çıkan tozları da hızlı bir şekilde dışarı atacaktır. Kümeste dikkat etmeniz gereken husus bunlar. Beslenme ile alakalı, daha önce videosunu yaptım. Bak, YouTube kanalımda 280 tane video var. Bunların 100 tanesi kümeslerle alakalıdır. 100 tanesi de beslenmeyle, doğal beslenmeyle alakalıdır. Bakınız arkadaşlar, şimdi şöyle bir yanılgı var. Adam 5 litrelik su kovası yapmış, içerisine elma sirkesi, efendime söyleyeyim, ne bileyim, limon, soğan vesaire koymuş, antioksidan, güzel şeyler. Bunu bir ay bekletiyorsun. Şimdi ben size soruyorum. Bir ay suyun içerisine hiçbir koruyucu olmadan ne bekleyebilir? Mesela turşu yapıyorsun, tuz koyuyorsun değil mi? Tuz turşuyu koruyor. Peki bu yaptığınızı kim koruyacak? Elma sirkesi mi? Hayır. Elma sirkesi de çürür. Çürüyen her şey bakteri üretir. Bakınız, salmonella bakterisi üretir. Hani askeriyede, okullarda toplu zehirlenmeler var ya, tavuk etinden vesaire. İşte o tarihi geçmiş, bozulmaya duran şey salmonella. Yani o toplu halde hastaneye koşanlar da salmonella. Tabii hayvandaki farklı, insandaki farklı ama ölüme kadar da götürür. Yani bozuk gıdadan. Yani bozulan her şey bakteri üretir. Peki biz ne demişiz limonla ilgili? Bunların videosunu da yaptım. Arkadaş, bugün 3 litre suluğu kümesine koy. Çorbaya koyduğun kadar limon var ya, bir dilim.
Onu ister rendeden geçir, istersen sıkarak at içerisine. O gün limonlu suyu içsin. Ertesi gün şu kadar soğan doğra at içerisine. O gün soğanlı suyu içsin. Ertesi gün dök elma sirkesi koy 3 litreye yarım çay bardağı veya bir çay bardağı ağır gelebilir alışmayan kuşlar için yarım çay bardağı koy içsinler. Yani bunu mesela bir diş sarımsak ez 3 litre suyun içine at bugün de onu içsinler. Hepsi doğal antioksidan. Lakin bunları bir kabın içerisinde bir ay bekletip sonra kuşlara vermek arkadaş gel beni salmonella bul demektir. Şimdi bunları bilirsek uygularsak yani hem ilaca para vermeyiz hem sağlıklı kuş yetiştiririz hem de zevk alırız işte. Sonra da ne olur biliyor musunuz? Siz boyuna kuşa bakteriyi dayanırsınız. Çürümüş şeylerle birlikte. Tabii bu bir kısmı. Bunu bakterinin uzaması için birçok kısım var da. Sonra da ilaç da fayda etmez. Her hayvanın bağırsağında salmonella bakterisi vardır yararlı pozisyonda. Zararlı hale bunu çevirdin mi, vücuda yayıldı mı ilaç gerektirir. Kana karıştı mı ilaç da kurtarmaz. Neden kurtarmıyor? İnsandaki AIDS gibi. Nasıl ki AIDS kandan çıkmıyorsa salmonella bakterisi kana girdi mi o kandan çıkmaz. Beyne çıkar, sinir sistemini çökertir, sallabaş, dönbaş, eser geçirme, titrek kafa, delibaş, uğurlu kuşlar, felç geçirme, kalp krizleri saymakla bitmez. İlaçta fayda etmez. Evet arkadaşlar, şimdi ne oldu ne? Şimdi size tavsiyem bu anlattıklarımızı dinleyin, uygulayın, zevklik güvercin bakmaya devam edelim. Beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.